ben yıttım bu eşek. Ya be eşek, neredesin be ya? Eşek! Hayt be! Kime eşek diyorsun sen bakayım? Ben eşeğe eşek derim. Ulan şuna bak, hala eşek diyor. Bana en son eşek diyen adamı öyle bir teptim ki, bir daha eşek gördüğü zaman yolunu değiştirdi. Sen ne akbabana eşek diyorsun ulan? Be sen yanlış mı bildin be? Ben kendi eşeğime eşek derim. Ha, o başka. Öyle desene. Senin eşeğin mi var? Vardır be. Demin şuracıktaydı da nereye gitmiştir acaba? Gördün mü benim eşeği? Şey, senin eşeğinin kuyruğu var mıydı? Vardı be ya. Hem de iki kulağı vardı. Kulak önemli değil. Önemli olan kuyruk. Kuyruğu varsa senin eşek zor bulunur. İç eşek kuyruksuz olur mu be ya? Olur tabii. Benim bir eşeğim vardı. Baktım ki kuyruğunu çok sallıyor. Tuttum yarısını kestim kuyruğunun. Anladın mı? Anlamadım ba. Neyi anlamadın? Eşeğin kuyruğu kesilir mi? Elbette kesilir. Eğer sen de eşeğinin kuyruğunu kesseydin bulunması kolay olurdu. Nasıl bulacaksın şimdi eşeğini ha? Eşek eşeğe benzer. Sen nasıl ayırırsın kendi eşeğini? Benim eşeğin üzerinde zerzavat vardı be ya. Fasulye vardı, bakla vardı, domates vardı, ıspanak vardı. Oho! Eşeği böyle ıspanaklı, domatesli diye arayamazsın. Kuyruksuz olacak, kuyruksuz. Kuyruksuz dedin mi şıp diye bulursun, anladın mı? Kuyruksuz eşeği herkes tanır. Debe Üsmen Ağa'nın eşeğini de herkes tanır. Sen öyle zannet. Gitti senin eşek, gitti. Öyle mi? Ne tarafa gitti? Yani senin eşek kayboldu. Bir daha geri gelmez. Kuyruğunu kesseydin kuyruğunu... Sen aramana devam et. Kolay gelsin. Zor bulursun, zor, zor. Hem bulursan kuyruğunu kes ki... Bir daha kaybolursa çabuk bulasın. Hadi bana eyvallah. Güle güle be ya. Görürsen benim kuyruklu eşeği bana bildir. Ben buralardayım ha. Ya yapmazdım bu be ya. Uy! Hüs bana! Niye öyle etrafına bakarsın? Debe eşek gitmiştir. Ararım ararım bulamam be ya. Kim o eşeği? Benim eşeğimdir. Başkasının eşeğini niye arayayım ben? Hava güzeldir. Gezmeye gitmiştir. Biraz zor bulursun eşeğini. Gezmek sırası mıdır? Lazım satayım zerzavatı. Peki ya senin eşeğinin kuyruğu var mıydı? Ne? Sorarsın kuyruğunu. Tanımaz mısın benim eşeği? Ben çok eşek tanıyorum ama kuyruksuz olsa kolay bulunur. Kime sorsan kuyruksuz bir eşek gördün mü diye hemen tanınır da. Öyle mi? Öyledir tabii. Kuyruklu eşekler hep birbirine benzer. Fena be ya. Sen görürsün benim kuyruklu eşeği tutup bağlayasın sağlam bir gazığa. Ben gelir alırım. Olur olur merak etme. Senin kuyruklu eşeği bulursam sağlam bir kazığa bağlarım da. Şöyle gidip arayayım bak. Hayrola Temelliyiz. Etrafına bakılarak ne arıyorsun öyle? Ha ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Yapma yahu. Kuyruklu eşekten bol ne var? Her taraf kuyruklu eşek dolu. Ha ben de onu diyorum da. Eşek kuyruksuz olsaydı hemen bulunurdu. Kuyruklu eşeği kim tanır? Ne diyorsun sen yahu? Husben Ağa'nın eşeği kaybolmuş. Onu arıyorum. Kuyruğu olmasaydı çabuk bulunurdu da. Allah Allah. Kafası olmasaydı daha çabuk bulunurdu. Sen gene anlamadın. En iyisi baştan anlatayım. Anlat bakayım. Herkes eşeğin kuyruğunu kesmeli dur. Eşek kaybolursa kuyruksuz eşeği bulmak kolay olur da. Yahu herkes eşeğinin kuyruğunu keserse hepsi kuyruksuz olur. Aynı şey değil mi? Doğru. Öyleyse herkes kesmesin. Sadece eşeğini kaybedecek olanlar kessin. O da olmaz. Hangi eşeğin kaybolacağını ne bilirsin? O da doğru. Ha birilerinin eşeğin kuyruğunu kesmesi lazım ama kim olduğuna bir türlü karar veremedim. Sen karar verene kadar ben şöyle bir dolaşayım. Bulunur. Selamun aleyküm Hacı Vatselebi. Kuyruklu bir eşek gördün mü? Kuyruksuz eşek olur mu efendim? Bütün eşeklerin arkasında kuyruk vardır. İyi ki dedim. Ben kuyruğu eşeğin önünde biliydim.
Olmaz efendim, kuyruk arkada olur. Bir daha de da aklımda kalsın da. Olur, kuyruk eşeğin arkasında olur. Kuyruk arkada olunca sallaması kolay olur. Uy, sallamış gibi konuşuyorsun. Canım sallamadım ama sallayanları gördüm. Sen neyse, lafı uzatmayalım. Yeniden sorayım. Arkasında kuyruğu olan bir eşek gördün mü? Canım böyle tarifli eşek bulunur mu? Tarif yetersiz, yetersiz. Öyle mi? Yusman Aga'ya soralım bakalım. Aile albümünde resmi varsa göstersin. Aa, Yusman Aga'nın eşeği mi kayboldu? Hah, bildin. O eşek kayboldu. Gördün mü? Yok, görmedim. Görürsem haber veririm. İyi iyi, oldu. Ama yanlış eşek olmasın ha. Kuyruğu arkada dur. Aa, merhaba Karagözüm. Ben de seni arıyordum. İyi ki geldin Hacı Cavcav. Ben de bir eşek arıyordum. Aman Karagözüm, benim yüzüme karşı eşek dedin. Sana demedim Hacı Cavcav. Hem ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Senin gibi kuyruksuz değil. Bak Karagözüm, yine bana gizli gizli eşek dedin sen. Yazım efendim, laf öyle geldi Hacı Cavcav. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. İnsan arkadaşına kötü söz söyler mi yahu? Söylemez Karagözüm. Zaten sana yakıştıramam. Yakışmaz tabii Hacı Cavcav. Kötü söz kötü elbise gibidir. Hiç kimseye yakışmaz. Aferin Karagözüm, iyi bir laf ettin. Ederim tabii Hacı Cavcav. Hadi sen de etsene. Can, şimdi sırası mı? Yeri gelir ben de sana bir söz söylerim. Eh öyle olsun. Şimdi söyle bakalım. Hüsmen Ağa'nın eşeğini gördün mü? Aa, sen de mi onu arıyorsun Karagözüm? Yok canım, öylesine sordum işte. Eğer görürsen Hüsmen Ağa'ya haber ver. Eşeği kaybolmuş. Kaybolduğunu ben de duydum Karagözüm. Kuyruğu arkasında olan bir eşekmiş bu. Yok yahu. Kuyruğu olduğunu duymuştum ama arkasında olduğunu senden duyuyorum. E bunda hayret edilecek bir şey yok Karagözüm. Rahat rahat sallaması için kuyruk eşeklerin arkasında olur. Ah Hacı Cavcav, ne kadar da bilginlisin. Tahsilli olmak başka bir şey canım. Benim gibi cahiller eşeğin kuyruğunu bile bilmezler. Üzülme Karagözüm, üzülme. Bilmediklerini ben sana öğretirim. Sağ ol Hacı Cavcav, sağ ol. Ben çarşıya gidiyorum. Hah, ben de şu tarafa doğru yürüyorum. Hadi sana güle güle. Merhaba Hacıvat Çelebi. Ne tarafa böyle? Hiç, dolaşıyordum. Hüsmen Ağa'nın eşeğini arıyorsan hiç zahmet etme. Eşek bulundu. Ya, güzel, 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 sevindim. Ama eşek pek sevinmedi. Hüsmen Ağa eşeğin kuyruğunu kesecek. Ne? Delirdi mi bu adam? Kuyruksuz eşek olur mu hiç? Olur, olur. Kayboldu mu çabuk bulunur. Saçmalama canım, saçmalama. Gidip şuna bakayım hemen. Ben bu eşeğin kuyruğunu yazarım. Herkes bilir bu eşek Hüsmen Ağa'nın eşeğidir. Ne zaman da kaybolursa bulur getirirler eşeği bana beya. Neresinden gezeyim ben bir kuyruğu? Lazım gezeyim ben bunu dibicazından, iyice belli olur benim eşek. Yahu dur, dur, dur. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Yok be ya, niye delireyim ba? Eşeğe işaret koyarım. Aman efendim, aman efendim, hiç eşeğin kuyruğu kesilir mi? Eşek kuyruksuz ne yapar sonra? E bu fazladandır be ya. Bak bizim kuyruğumuz var mıdır? Senin kuyruğun yok ama ellerim var. Eşeği sırtına sinek konarsa sen mi kovacaksın sineği? Yok be ya, kuyruğunu sallayıp kendisi kovar. E be adam, sen kuyruğunu kesiyorsun. E doğru be ya, eşeğin kuyruğu lazımdır eşeğe. Tabii, eşeğin kuyruğu eşeğe lazımdır efendim. Aa, doğru, doğru. Ben keserim en iyisi kulağını. Aa, olmaz efendim. Hayvanın bir yeri kesilmez. Hayvana eziyet edilmez. Ben eziyet olsun diye kesmem be ya. İsterim belli olsun benim eşek. Senin eşeğini herkes tanır Hüsmen Ağa. Hem senin eşek ilk defa kayboluyor. Hemencik de bulundu. Bulunmadı be ya. Eşek kendisi geldi. Ya gördün mü bak, ne kadar akıllı bir eşekmiş. Böyle eşeğin kulağı kuyruğu kesilir mi hiç? Kesilmez be ya. Yaptık bir cahillik. Kızgınlığa geldik be ya. Neyse, ben lazım satayım zerzavatı. Haydi kabak var, kabak! Tepe görürsün benim eşeği. Benim eşeği herkes sesinden de tanır.
Haydi be yürü bakalım, akşam olmadan tüketelim zerzavatı. Haydi kabak var, taze bamya. Yeah. Aşe kadın fasulye, biber domates.